Şimdi şeye geldim. Poppy Lines 2 miymiş neymiş? Şurada sahil var, birazdan çekerim. Ama şu an önce mescit bulmam lazım. O yüzden yürüyoruz. 700 metre. Çok yoruldum. Burası gerçekten bir merkezmiş yani, onu anladım. Burası merkez, bu geldiğim yer ayrı merkezmiş. Şimdi Yoshinama diye bir yer var. Oraya geldik. Gelmişken burası helalmiş. Burada yemek yiyeyim. Yani tamamen helal yemek bulmakla alakalı. Yoksa Japon yemeklerine olan ilgimle alakalı değil. Bakalım. Böyle bir yer. Okey. Burada mescid aradım. Mescidi buldum. Biraz kendime geldim. Sonra yine gezeriz. Thank you. Okay. Grafik tasarımı çok iyi ya. Renkler falan çok iyi. Menü de şöyle. Bayağı güzel bir menüsü var. Belli, right? Okay. Can I have additional salt? Do you have additional salt? We just have the... In that? In here. Okay. Ha, tamam, okay. I can take it. Yeah. Right. Should, can I take it like this or I should put it? After you have. Okay. Okay, okay. Thank you, bro. Bir oturup sofrayı kuralım, hadi bakalım. Evet, şimdi burada şöyle bir yemek sosları var. Arkamda anime karakteri var zaten, biliyorsunuz. Spy Family'den. Şöyle bir içecek var. Jelly tea miymiş neymiş? Bunlar çubukmuş, ben bunları pipet zannettim. Şimdi jelly sosun üstüne dökelim. Anam acıymış. Bu ne? Bu güzelmiş. Bu da acı. Bu böylece. Anam içinde jelibon var. İlginçmiş. Bu böylece şey. 120 lira. Türkiye'de yesen bunu 450 lira hak verirsin. Yalnız acayip lezzetliymiş. Etin bu formunu ilk defa görüyorum. Böyle birbiri kesmişler. Pilav bir yerde böyle et yemek çok iyi geldi. Altında da pilav var. Üstünde et kesilmiş, altında pilav. Böyle bir lezzet. Bakalım daha neler yapacağız. İlginç bir şeymiş ya. İçiyorsun, ağzında jelibon doluyor. Böyle bir şey mi denesem acaba? Kaseyici hoşuma gitti. Kaseyici yemek vermeyi hiç hoşuma gitti. Belki bunu denerim. Bakalım hangi işi yapacağız. Şu an ne görüyorsunuz bilmiyorum ama güzel bir sahil görüntüsü var. Sahildeyim. Havai fişek falan atıyorlar. Gece millet böyle sahilde oturuyor. İlginç. Şimdi sahilin şu sahil yolu boyunca yürüyüp bakacağım bir işletme var mı diye. Şurada slushy yapan bir yer var galiba. Slush Land yazıyor. Hadi bakalım, bu kadar yürüdüğüme değdi inşallah. Bir bakalım şuraya neymiş. Thank you.
yani 200 lira düşük. Slash'ı bir yanına da şey sulu hot dog koymuşlar, hot dog veriyorlar peynirli. Tamam, şimdi bu 200 lira için bayağı bol. Bunun içmesi çok zevkli ama biz bunu böyle servis edebilir miyiz acaba? Transformers. Burası bir çeşit açık AVM galiba. Bakalım burada var mı? Hala bitmiyor ya. Oha. Bir saattir içiyorum, aynı boyutta duruyor. Oha. Candy Dishes. Buradan basıyorsun, düşüyor şekerler galiba. Ah, burası çok ferahmış. Mısır şapkalar var. Hasır şapka bulmuşken alsam mı? Oha. Karşı taraf şeker dolu. Bunu alıyorsun bak. Helal yaşıyor şimdi. Reese's. Bu marka galiba Amerikan marka. Kaç paraymış? Bu 500 lira. Şu 500 lira. Şöyle 500 lira. Bunlar aşırı kazık bir yermiş şurada. Amerika'dan gelen mallar bak, kıran diyor, alır diyor. Uzak duralım buradan. Oha. Ne? Şurup isteyen var mı? Şurup. Rolls and Bites. Oh. Kutu kutu böyle ürün paketli ambalajı satmak da zor olur değil mi herhalde? Thank you.
Thank you so much. My brain is freezing. Where are you from? From Turkey. Turkey. Yeah. Merhaba. Merhaba. Oh. Bravo. Bunlar aramalar. Very good. How many you are selling this for day? For them, more than 50 cup. Very good. Güzel, takoyakimizi de yedik. Ben orada buzlaçları görünce durdum hemen. İkram ettiler. Takoyaki ne güzelmiş lan. Gençler, takoyaki yemediyseniz mutlaka yiyin. Çok bize hitap ediyor ya. Dışı sert. Üstü yumuşacık. Lan çok hoşuma gitti. Takoyaki işine mi girsem ya? Vallahi hoşuma gitti ha. Fiyatlarını aldım. Analiz edeceğim. Are you using eraser? Yeah. For the cleaning. Yeah. Okay. Wow. Very good. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey? Yeah. Are you Muslim? Yes. Alhamdulillah. You? MashaAllah. Very good. What's your name? Man. Assalamualaikum. My father Mahmud. Mahmud. Yeah. Right. MashaAllah. Can you show me how are you making good. This? Yeah. You are an artist. How many years you are doing this? Already 5 years. 5 years? Yeah. Wow. All of this made by you? Yeah. You made all this? Yeah. Wow. For the galleries, my brother. Wow. I you make, have gallery? Yeah. I make just only like burning like this. Ah. Oh, yeah. Where is your gallery, you said? Yeah. How much you sell per one? This one how much? This size like 250. 250. Yeah. How much time it take to finish one? 5 hours, 7 hours, get 1 hour. 5 hours. Mm-hmm. Okay. Very good. I want to try. I like it. I will show you my art. Yeah. Selamünaleyküm. Eyvallah. Bye. Çok güzel bir sanatçıyla tanıştım bak. 5 saat uğraşıyor adam. 250-500 liraya satıyor. Ne güzel. Saati 100 lira. Yine 300. Ama makine güzelmiş. Şöyle onunla da çizim yapıp bir şeyler yapabilirim belki. Şu an her türlü işi öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Deli gibi. Bu arada saatlerdir yürüyorum. Motosikleti bıraktım. Bir iki saat böyle öleceğim gibi geldi ama elhamdülillah vücut açıldı. Şimdi motosikleti bulmam lazım. Motosikleti bulup otele gitmem lazım. Bunlardan yiyor bak. Muz cipsi var burada. Değişik değişik cipsler var. Bu cipsler bak. O ilginç. Türkiye. Kuella. Değişik görmediğim cipsler var. Pringles'lar 30 lira. 60 lira. Ama Pringles'ın başka versiyonu varmış.
kapsül otel gördüğünüz gibi. Yani kapsül gibi bir otel. Oda bundan ibaret. Hatta odanın ebatını göstermek için şöyle bir hareket yapayım. Gördüğünüz gibi oda bundan ibaret. Hatta bundan ibaret. Yani oda küçük. Bu kadar bir oda. Yani burası kabir gibi ama çok lüks bir kabir. Allah bizim kabrimizi de böyle ferahlatsın, genişletsin maşallah yani. Daha ilk kabre girdiğimde böyle kabrin olsa var ya, uyuz. Kollarını falan uzatabiliyorsun. Tavan yüksekliği iyi yani. Ya Allah'ım öyle olanlara nasip etsin. Öyle olmayı nasip etsin. Ha böyle kendimi full body gösteremiyorum işte, bu kadar uzaklık. Böyle bakın yani, ASMR videosu oldu böyle. Tamam mı? Vallahi güzel bence. Ben çok rahatım açıkçası. Ferah, temiz. Işık da var hatta. Şunu indiriyorsun işte. Onu da çalışabiliyorsun. Şunu da çalışabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Tam ASMR bütün neyse çok. Çok ses çıkarttım galiba birilerinden. Hareketlenme sesleri geldi birilerinden. Şu an üstümde altımda kim yatıyor acaba? Kaç yaşında kim bilir ne iş yapmış? Ameli ne? Neyle meşguldü? Bak burada güzel hikmet var ha. Ondan onun rahatsızlığı sana da vurur. Kabire kimle girdiğiniz çok önemli. Kabir komşularınız çok önemli. Aman dikkat edin. Sonra bir de bana kızmayın. Abi olan adam kapsül otelde kabir azabını anlatıyor. Diye. Yani bilmiyorum, bence her işte bir hikmet var. Ben şu an tefekkür halindeyim yani. Beni olumlu etkiledi. Neden bilmiyorum. Kapsül otel güzelmiş. Bir de imkanları güzel. Hani banyosu çok iyi. İşte içinde şampuanı mampuanı var. Oturma yerleri çok güzel. Bilgisayar interneti acayip hızlı. Aslında en önemli şey o. Bilgisayarı taktım. Çatır 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 işlerimi hallettim yani. O yüzden bence böyle daha iyi. Az para vereceksin. Oturmaya yatmaya az para vereceksin ama imkanlar daha önemli. Evet, bugün Kuta'yı gezdim Kuta'da. Kuta'da iş modellerine baktım. Kendi işim için gerekli olabilecek iş modellerini bulmaya çalıştım. Şu anki amacım şey gibi oldu. Daha çok gelip geçen müşterilerden ziyade motorla götürülecek, paket servisle gidecek bir işletme modeli aklıma geliyor şu an. Daha ilgimi çekiyor. Ha belki ikisi de olur sabahtan ama bilemiyorum onu. Onu bilemiyorum. Çünkü yani böyle daha iyi olur gibi, paket servis olayı. Ondan sonra kutuda, kağıt kutuda yemekler yedim. O mantık belki olabilir. Slush yapmayı düşünüyorduk. Soğuk slush ama onların kutuları ayı gibi. Bir baktık mekana. Mekana bir baktım. 20 kutu belki. 20 makina. Ben onu, gücüm yetmez yani öyle bir çeşitlilik yapmaya. Bir de paket servisi olmuyor. Sonra bir yer daha gördüm. Onlar da hem buzlaş yapıyor hem de bir kızartma ürünü yapıyor. Yarın oraya gidip kahvaltı etmeyi düşünüyorum. Onların iş paketi daha hoşuma gitti. Bakalım, bir deneyeceğiz bakalım. Şu an keşifteyim tamamen. Bugün 22 bin adım atmışım. 22 bin adım. Normal hayatta olsa 50 kere yoruldum, bayıldım, bittim derim. Bir de 22 bin adımı sırtımda bütün ekipmanlarımla atmışım. Bütün elbiselerim yani, buraya gelirken yanıma getirdiğim her şeyle beraber 22 bin adım. Canım ben bayağı yoruldum, acayip yoruldum. Millet bakıyor zaten bana, bu normal turist değil yani. Niye böyle geziyor çantasıyla mantasıyla? Öyle bir ilginç bir şey oldu yani. Başka? Vallahi Kuta biraz daha hoşuma gitti açıkçası. Şeyinize. Ha bu arada azıcık bir gece dışarı çıkayım dedim. Bir su mu alayım? Abi birileri yanına yaklaşıyor böyle selam falan verirken şöyle yapıyor. Çaktırmadan fısıldıyor. Kokain lady. Kokain lady. Yürüyorum böyle, bir yerden telefonla gösteriyor. Telefonda kadının resmi. Lady lady diyor falan. O sürekli kokain lady, kokain lady. Ondan sonra bazı turistler var. Saçları boyalı moyalı böyle olan adamın etrafını sarmışlar.
Adam anlatıyor, onlar gülüyor ama onlar ona yazılıyor bence, ben öyle anlattım. Sonra bir tane deli gibi biri geldi arkamda böyle. Ben bir şey diyorum, o onu ekstra yorum yapıyor falan. Mesela poşet istiyorum. Evet evet abime poşet ver gibi. Çok acayip, akşam vakti çıkılmazmış. Akşam pislikler ortaya çıkıyor. Tipler de değişiyor. Akşam iyi değil, akşam bir şey yapmayın bence. Oturun aşağı yatın. Sabah gezin. Yemeğinizi yiyin, manzaranızı görün. Turist için söylüyorum bunu. Normal buraya yaşamayı düşünen adam için de gece ailenin yanında olacaksın abi. Gece buralar güzel değil. Gezmelik yer yani. Gez, gece evine dön. Okey, ben şimdi uyuyacağım. Çok uykum var. Hadi Allah'a emanet olun. Kabir azabı, kabirde ben biraz